Fatih Sultan Mehmet, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan üzerine sefer ilan etmişti. Ordusu Üsküdar'da toplanmıştı. Akkoyunlular Osmanlı'yı yenmek için Hristiyanlar ile anlaşmıştı. Venedik tüm cephelerde Osmanlı'ya yenilmiş, artık galibiyet umudu kalmamıştı. Osmanlı ile barış yapmak için birçok fedakarlığa razıydılar. Ta ki Akkoyunluların Tokat'ı yakmasına kadar. İşte bu dönemde Venedik Osmanlı ile barışı iptal ederek Akkoyunlulara destek verdi. Fatih Sultan Mehmet, Tokat'ın yağmalanıp masum insanların öldürülmesine ve karavan illerine girilmesine öyle sinirlenmişti ki hızlı bir şekilde ordusunu toplamıştı. Vezir-i Azam makamında bulunan İshak Paşa azledilerek yeniden Mahmut Paşa sadarete getirildi. Mahmut Paşa savaş tecrübeleriyle Fatih'e yön verdi ve seferin bahara ertelenmesini önerdi. Fatih Üsküdar'da kurduğu çadırını dahi kaldırtmadı. Uzun Hasan'a öyle öfkeliydi ki kendisine şöyle bir mektup yazdı. Bundan önce annenin ricasıyla pençeyi gazabımdan kurtulmuştun. Biz de seni affetmiştik. Halbuki senin gibi imansızın benim gibi bir padişahın devrinde hükmetmesi haramdır. Sen devlet hukukunu kenara atıp padişahlığım altındaki Tokat'a saldırdın ve gereğince kötü karakterinle ahaliye zulmettin. Onun için seni öldürmek ve memleketine almak için baharda üzerine geleceğim. Katiyen affedilmeyeceksin. Er isen meydana gel. Kadın gibi delikten deliğe girme. Hazırlıklarını yap, haber vermedi deme. Uzun Hasan'ın birlikleri Karaman topraklarında ilerleyerek Akşehir'e gelmişti. Konya Sancakbeyi Şehzade Mustafa, babası Fatih'ten saldırmak için izin istediğinde Fatih Akkoyunlular üzerine hücum emri verdi. Şehzade Mustafa, Gedik Ahmet Paşa ve Rum Beylerbeyi Mehmet Paşa Akkoyunlu ordusunu mağlup etmeyi başardılar. Artık sefer mevsimi gelmişti. 1473 yılının Nisan ayında Fatih Sultan Mehmet ordusunu sefer için hazırlamıştı. Uzun Hasan ise ittifak ettiği Venedik'ten top ve tüfek talep etmişti. Venedik donanması Uzun Hasan'a silah gönderdiği sırada Fatih'in casusları bunu öğrendi ve İçel Limanı'nda bu silahlara Osmanlılar el koydu. İşlerin kötüye gittiğini gören Uzun Hasan, Kapadokya ve Trabzon'un kendisine bırakılması şartı ile barış yapabileceğini bildirdiyse de Fatih oralı bile olmadı. Tek cevap ile Er Meydanı'na davet etti. Fatih doğuya sefere çıkacağı için Venedik ile barış yapmak istedi. Ancak Venedik Eğriboz adasının verilmesi karşılığında barış yapabileceğini bildirdi. Bu yüzden barış olmadı. Macaristan barış için bir elçi gönderdi. Fatih ise işini garanti altına almak için elçiyi de seferde yanına aldı. Bu sayede elçi dönmediği için Macaristan arkadan saldıramayacaktı. Memlükler ile de anlaşma yapıldı. Fatih'i desteklediler. Artık tüm hazırlıklar tamamdı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un başına küçük oğlu Cem'i bıraktı ve şehzadeleri Bayezid ile Mustafa'yı yanına aldı. 11 Nisan 1473'te ordu Akkoyunlular üzerine harekete geçti. Fatih Yenişehir'e geldiğinde Rumeli askerleri kendisine yetişti. Böylece Osmanlı mevcudiyeti 100 bin kadar olmuştu. Uzun Hasan da çaresiz 70 bin kişilik bir ordu hazırlamıştı Osmanlı'ya karşı. Fatih Sivas'a gelince savaş nizamı aldı ve bu şekilde ilerlemeye devam etti. Osmanlı ordusu Erzincan'a geldi. Sık sık iki devletin öncü birlikleri çatışmaya giriyordu. Turhanoğlu Ömer Bey Akıncılar ile birlikte yüzlerce esir getirdi. Erzincan'dan ilerleyişine devam etti.
Bu sırada Uzun Hasan da Tebriz'den ordusu ile ilerlemeye başladı. Fatih, Fırat Nehri boyunca doğuya ilerlediği sırada Akkoyunlu ordusunun Fırat Nehri'nin karşısında savaş düzeni aldığını gördü. Uzun Hasan Osmanlı ordusunu görünce "Vay kahpe, bu ne deryadır?" diyerek hayrete düştü. Has Murat Paşa ve Mahmut Paşa 10 bin kişilik bir orduyla nehrin karşısına geçti. Uzun Hasan'ın oğlu Uğurlu Mehmet Bey bu 10 bin kişinin üzerine saldırdı ve taktik gereği geri çekildi. Mahmut Paşa tuzak olduğunu anladı ve Has Murat'a takip etmemesini emrettiyse de Mahmut Paşa'yı dinlemedi ve pusuya düştü. Akkoyunluların ani saldırısı karşısında Osmanlı birlikleri bozguna uğradı. Has Murat da nehirden geçerken boğularak öldü. 4 Ağustos 1473'teki bu ilk muharebeyi Akkoyunlular kazandı. Uzun Hasan bu galibiyet üzerine gurura kapıldı. Ordular birbirini kollayarak Fırat'ın iki kıyısında ilerledi. Uzun Hasan yine ortadan kayboldu. Otluk beline gelindiğinde aniden ordusu ile belirdi ve zor bir yerde muharebe düzeni alındı. Davut ve Mahmut Paşa ani bir taarruz ile Akkoyunlulara saldırdılar ve tepelik bölgeden inmeye mecbur ettiler. Merkez birlikler Fatih'in emrinde ve tüfekli yeniçerileriyle topçular bulunuyordu. Şehzade Bayezid sancak beyleriyle sağ kanatı idare ediyordu. Şehzade Mustafa sol kanattaydı. Öncü birliklerin başında Davut Paşa ve Mahmut Paşa yer alıyordu. Akkoyunluların merkezi Uzun Hasan emrinde, sağ kanatta oğlu Zeynel Bey, sol tarafta Uğurlu Mehmet Bey komuta ediyordu. Akkoyunluların öncü birliklerinin başında Gavur İshak bulunuyordu. Ayrıca Akkoyunlu ordusunda İsfendiyaroğlu Kızıl Ahmet ve Karamanoğlu Pir Ahmet ile kardeşi Kasım Bey de bulunuyordu. Yani Karamanoğulları ve İsfendiyaroğulları beyleri Akkoyunlu ordusundaydı. Öncü birlikler saldırıya geçti ve Osmanlılar Akkoyunluları püskürtmeyi başardı. Davut Paşa şiddetli bir taarruzla Gavur İshak'ı geri çekilmeye mecbur etti. Diğer taraftan da Mahmut Paşa birliklerine taarruz emri verdi. Akkoyunlular geri itildiler. Fatih orduya ilerleme emri verdi. Top ve tüfekler tüm şiddetleriyle atışa başladı. Akkoyunlu ordusu bu silahlardan ağır hasar alıyordu. Top ve tüfek sesleri Akkoyunlu atlarını ürkütüyordu ve kontrol etmesi zor bir hal aldı. Şehzade Bayezid sağ kanat ordusuna topyekün bir saldırı emri verdi. Sol kanattaki Şehzade Mustafa ile Davut Paşa Uzun Hasan'ın bulunduğu merkeze hücum etti. Şehzade Mustafa bir takım askerle Akkoyunluların sağına Zeynel'in üzerine saldırdı. Osmanlı askerleri Zeynel'i öldürdü ve Akkoyunluların sağ kanadını bozmayı başardı. Şehzade Bayezid de Akkoyunluların sol kanadını yıpratmayı başarmıştı. Savaşın Osmanlı askerlerinin üstünlüğü ile sürdüğünü gören Fatih, Yeniçerilerin bir kısmını savaşa dahil etti. Akkoyunlu ordusu toparlanamıyordu. Kaybedeceğini anlayan Uzun Hasan atına binip kaçmaya başladı. Savaş meydanında sadece Uğurlu Mehmet kalmıştı. Ancak babasının kaçtığını ve kardeşi Zeynel'in de öldürüldüğünü duyunca o da kaçmaya başladı.
Tüm Akkoyunlular artık çekiliyordu. Osmanlı ordusu Akkoyunluları takip etti. 10 kilometre ilerideki Akkoyunlu çadırları Osmanlı askerleri tarafından yağmalandı. Sekiz saat süren muharebede 10 bin Akkoyunlu askeri öldü. Osmanlı'da ise 1000 kadar şehit vardı. Uzun Hasan'ın hazinesi Fatih'e getirildi. ...23 Ağustos'ta Bayburt'ta Osmanlı ordusunun eline geçti. Buradan ilerleyen Osmanlılar Şarkı Karahisar Kalesi'ni kuşattı ve kaleye teslim oldu. Fatih Sultan Mehmet zaferlerine bir yenisini daha ekleyerek İstanbul'a döndü.